Selam arkadaşlar, bu videomuzda Revolution'in karpuzunu deneyeceğiz. Şöyle bir kutusu var. Ben de ilk defa açacağım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Evet arkadaşlar, Revolution'in karpuz incelemesine geçelim hemen. Evet arkadaşlar, bir içimin daha sonuna geldim. Revolution'i, karpuzu test ettim. Hemen bir iki fırlatacağım. Şimdi şöyle başlayayım. İlk 20 dakika, belki 25 dakika piyasada ulaşılabilecek en iyi karpuz tadı diyebilirim. Karpuz ice bu arada, yani bu tek karpuz diye satıyorlar ama bildiğiniz buz karpuz olmuş. Çok güzel bir mentolü var. Böyle boğaz yakmaya yakın diyeyim. Yani boğaz yakmıyor ama bir tık altı onun. Yoğun bir mentol ve tatlı bir karpuz tadı var. Çok hoş, çok güzel bir tat var. Eğer bu videoyu 20 dakika içip çekseydim, şu an herkese gözü kapalı, hani kendim bile kilolarca alıp koyabilirdim kenara. Ama işte videoları hani böyle içimi bitirdikten sonra çekmenin bu tarz avantajları oluyor. Çünkü 20-25 dakikadan sonra hızlıca karpuzun tadı düşmeye başladım. Bir 40'lı dakikalara geldiğimizde artık tamamen hani karpuzdan neredeyse eser yoktu diyebilirim. Közleri tazeledim. Bir daha köz koydum. Belki bu bir buçuk saatlik falan içimdeki hali şu an gördünüz. Tabii artık bir şey kalmadı. Yani tat kalmadı. Artık çok hafif bir tatlılık ve duman atıyor. Bakmak istedim yani ne kadar ne seviyede gidecek diye tadı. Ama dediğim gibi özellikle 20-25 dakika muhteşem bir tat var. Yani şu tadı uzatsalar net söyleyeyim, karpuz için başka bir markaya bakılmaz. Direkt Türkiye'de bunu alır geçersiniz. Yani Social'ın karpuz buzundan bile daha iyi, daha tatlı diyebilirim. Özellikle ilk açılış ve 20 dakikalık içim kısmı. Daha sonra hızlı düştü. Sıkıntı burada. Hepsinde düşüyor. Yani bütün tütünlerde, Social'daysanız ne içerseniz için bütün tütünlerde 20-25 dakika sonra bir düşme oluyor. Bunu hani damak ne diyeyim seviyesi mi diyeyim zevki mi diyeyim hani gelişmişliğine göre, gelişmişlik doğru kelime değil aslında da, ya bazı insanlar daha geç fark ediyor, bazıları daha erken fark ediyor. Ama bunda hani 10 kişinin 8'i 20-25 dakikadan sonra tadın bir hayli azaldığını fark edecektir. Bunu geçirmek için içine yani karışımlarda kavun, mesela ben kavun ekledim, bir tane de öyle yapmıştım. Kavunla mükemmel oldu diyebilirim. Hem o kavunun kendi tatlılığı hem bunun karpuzun tatlılığı birbirini götürdü. Yaklaşık 1-1,5 saatlik tertemiz bir içim oldu. Bu arada ilk videoyu doldurdu, yani dolum yaptıktan sonraki kafa değil, bir daha yaptım ondan sonra. Sonraki kafa bu. Yani başlangıçla sonu başka ayrı günlerde çektim. İyice deneyebilmek için. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar, hani bir 20 dakika içtiğimde şaşırdım yani. Ya bu nasıl çıkartmışlar bunu dedim. Mükemmel olmuş. Pancho Villa'da en son böyle olmuştu. Yani onu içtiğimde tester ürünü. Aşırı mentol. Ben mentol sevdiğim için çok mentollü ve süper bir tadı vardı. Ama gel gelelim bandrollü ürünlere geçtiğinde yani testerla alakası yok diyebilirim. İnşallah onu düzeltirler. Eski seviyeye çıkartırlar. Ama lafın kısası, Revolution'in karpuzunu alın deneyin derim gönül rahatlığıyla. Karpuz seven, buz seven yani bu kolay kolay pişman etmez.
Sek dil yanına bir şeyler de karıştırırsanız overpack dolum olabilir. Ben biraz az dolduruyorum. Belki biraz daha fazla koyarsanız biraz daha bir 5-10 dakika daha belki idare eder. Bu arada Face'ten bir iki kişi arkadaş soru sordu doldurma ile ilgili. Doldururken arkadaşlar çatalla bastırmıyorum. Belki videoda öyle gözüküyor olabilir ama zaten bakarsanız yukarıdan attığım için tütünü ya da aralıklı koyduğum için öyle söyleyeyim. Onun altı boş. Yani çok az çatalla böyle hafifçe uçlarına dokunduğunuz zaman zaten tütün aşağı iniyor. O çanak seviyesinin altına indiriyorum. Hani basıp dark leaf yapar gibi bastırarak bastırarak sıkıştırarak yapmıyorum. Bunlarda pek ben iyi sonuç elde edemedim o yöntemle. Havadan elinizle böyle dolduruyorsanız eğer hani belli belirsiz böyle yuvarlak şekilde hepsini doldurun. Ondan sonra çatallı bir şeyin yardımıyla düzeltirseniz çok güzel içim oluyor. Bunu da ekleyeyim dedim. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere.